Cümleten selamünaleyküm değerli dostlarım. Bugün sizlerle bu ayak izleri konusunu konuşmak için bu videoyu hazırlıyorum sizlere. Bu arada verdiğiniz güzel destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayınız ki arkadaşlar, sorduğunuz sorulara istinaden cevap şeklinde hazırladığımız ya da farklı farklı soruların toplu cevabını verdiğimiz şekilde videolarımız mevcut. Bu videolardan haberdar olursunuz diye sizlere bunu söylüyorum. Şimdi bugünkü konumuza geçecek olursak arkadaşlar, arazide denk geldiğiniz pençe izleri, ayak izleri, normal insan ayağının dışında kalan hayvan ayak izleriyle ilgili birkaç husus size anlatmak istiyorum. Bir de bu işaretlere denk geldiğiniz zaman bu işaretin doğal olup olmadığı ayrımını nasıl yaparsınız? Bu iki hususu değerlendirmeye almak istiyorum. Şimdi ilk olarak size köpek patisi, köpek ayak izi. Bunu bir anlatayım istiyorum arkadaşlar. Bunun üzerine mi gidelim? Şimdi ben size hayvan işaretleri anlatırken, hayvan defini işaretlerini anlatırken, hayvanın muhakkak surette kendisini bilin, özelliklerini bilin, ona göre çözümleme yapın demiştim. Pençe izlerinde, ayak izlerinde, pati izlerinde fark etmez. Yani hayvan ayak izleri için konuşuyoruz arkadaşlar. Bunlarda da aynı sistem geçerlidir. Hayvan figürünü, yani pençeden hayvanı çıkartabiliyorsanız zaten işaretin bir kısmını çözmüşsünüz demektir. Akabinde hayvanın özelliklerini biliyorsanız işaretin çoğunluğunu çözmüşsünüz demektir. Daha sonrasında sadece yan bulmak kalıyor. Anlamları tamamen ortaya çıkıyor. Şimdi köpeğin kendisi uysal, evcimen, sadık bir hayvan. Yani bu özelliklerini bildiğiniz zaman şimdi birkaç tane seçenek kalıyor geriye. Nedir bunlar? Ya köpek figürünü gördüğünüz zaman, köpek ayak izini gördüğünüz zaman bir mezarın girişine istinaden yapılmış veyahut da bir ölüye istinaden yapılmış bir tasvir olarak karşımıza çıkabilir. Veyahut da daha çok çoğunlukla karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi de eşkıya parasıdır. Eşkıya işaretidir. Eşkıya işaret olarak karşımıza çıkar. Bir de şimdi köpek figürü Yunanlılar için önemli bir figürdür. Bunların ayrı ayrı hepsini anlatacağım. Şimdi öncelikle biz eşkıya hususuna bir değerlendirelim. Köpek patisi işaretini gördüğümüz zaman yaşam alanı uzağında kalan sarp kayalık bölgelerde, özellikle hani şu şekilde düşünün arkadaşlar, siz eşkıya olsanız saklanabileceğiniz bir alan olarak gözünüze kestirebileceğiniz nokta neresiyse, bu noktada bulduğunuz köpek patisi işaretinin eşkıya işareti, eşkıya parasının, eşkıya gömüsüne istinaden yapılmış bir işaret olarak değerlendirebileceğiniz bir husustur. Burada arayabileceğiniz belli başlı şeyler var. Birincisi sofra taşı. Sofra taşını bulmanız gerekiyor. Yani etrafta bir sofra taşı bulmanız gerekiyor. Sofra taşını bulursanız genel itibariyle üzerinde ıstavroz ve son nokta işareti şeklinde veyahut da gömünün bir parçası şeklinde karşılaşabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim parantez içerisinde. Bu tarz eşkıya gömüleri tek parça halinde değil de birden fazla parça halinde etrafa dağınık şekillerde rastlanabilir. Özellikle işte köpek patisi işaretini gördünüz, ayak izi işaretini gördünüz, bölgenin eşkıya yaşam alanı olarak uygun bölge olduğunda buldunuz, değerlendiriyorsunuz. Burada sofra taşı sizin bir parçanızdır. Bulduğunuz sofra taşı. Sofra taşında ıstavrozunu bulursanız kendisini, taşı yoklayınız. Sakın kırmayınız. Bakın zaten kapama noktaları şeklinde yapılmıştır. O yüzden kapamasını bulmanız için öncelikle yoklayıp boşluk aramakta fayda var. Şimdi yakınında eğer ki sofra taşı varsa ve bulunduğu bölge itibariyle bir dere yamacındaysa, dereyi görecek şekildeyse, yani köpek patisinin dereyi görmesini istiyorum. Dereyi görecek şekilde yapılmış bir şey ise, bu işaret sistemi ise, sofra taşınız da varsa geriye tek mağara kalıyor. Muhakkak surette bakın arkadaşlar, bu eşkıya belgelerinde birden fazla eşkıyanın anlatımıyla yola çıkılmış bir çözümleme sistemidir. Muhakkak surette bir mağara vardır. Bu mağara ister açık olsun ister kapalı olsun. Kapalıysa kapalı olduğuna dair, yani o bölgede sofra taşından sonra, bakın patiyi buldunuz, sofra taşını buldunuz, sofra taşıyla patiyi bir çizgi çekin, üçgen oluşturmanız gerekir. Üçgenin diğer ayak ucu, yani diğer noktası mağaranın girişidir. Tam diğer noktayı bulun. Genelde yani yön vermeyi sevmem, yön vermeyi diyorum, ölçü vermeyi sevmem ama bu ikisinin arasındaki mesafeyle mağaranın giriş mesafesi aynı olması gerekir. Yani tam bir üçgen oluşturması gerekiyor. Burada girişi vardır. Mağarayı bulursanız
büyük malzeme buradaki gömü içerisindedir. Veyahut da sofra taşını buldunuz, baktınız işte üçgeni oluşturduğunuz nokta çeşme var. Çeşme içerisinde, çeşmenin etrafında gömüsü olabilir. Anlaşılır, yani o şekilde aramakta fayda var arkadaşlar. Köpek izi, yani köpek ayak izine rastladığınız zaman burada yani birden fazla çözüm yöntemi var aslında bakarsanız. Ama işte bölgenin yaşam alanı olarak kime ait olduğunu, kimlerin yaşayabileceğini ön plana çıkarmanız işareti çözmeniz anlamında sizler için önemlidir arkadaşlar. Şimdi ben dedim ya hani köpekler Yunanlılar için biraz daha kutsaldır. Bir de hani Yunanlıların biliyorsunuz birden çok tanrıları var. İşte tanrıların işte bir kısmında tanrıların arabasını köpekler çeker. Köpek figürü dini bir anlam, bir ritüel de katılmıştır. Bu anlamda önemli yere haizdir. Özellikle hani bu tanrıların işte ölüm tanrıları, ölümden sonra işte zebanidir, şudur budur, o anlamda kendilerinin inanış sistemiyle alakalı konuşuyorum. Bu konuyu da çok uzatmak istemiyorum aslında. O yani ahiret inancında onların orada köpeğin ayrı bir yeri var. Bu yüzden de Yunan bölgesindeyseniz ya da Yunan etkisi altında kalmış, bu Bizans da olabilir bakın. Özellikle işte Yunan bölgesi çok iç kısmına kadar gelmiş bir durum değildir. Anadolu için konuşuyorum. Ama Bizans iç kısımlara rahatlıkla gelmiş, her yerde parçasını görebileceğiniz bir unsur olduğu için hem Yunan hem Bizans için, her ikisi için de değerli konumdaki bir hayvandır. Ve ayak izi de aynı şekildedir. Ayak izini gördüğünüz zaman bu bölgelerde mezar girişini temsilen veyahut da işte bir ölüyü temsilen yapılmış olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Birebir de dikili taşların üzerinde denk gelmeyebilirsiniz. Yani dikili taş dediğim mezar taşını düşünün arkadaşlar. Bu mezar taşının üzerinde denk geldiklerinizden ziyade sabit kaya üzerine denk geleceğiniz ayak izleri, köpek ayak izleri bizler için önemli unsurdur. Yaşayan medeniyette Bizans ve Yunan, özellikle Yunan şeklinde ise yük mezarı olarak tabir ettiğimiz mezarlardan bir tanesidir. Yani ölen kişinin kendisiyle beraber tüm malzemeleriyle birlikte gömüldüğünü anlatır. Bazı durumlarda işte mesela Yunan kültüründe adam öldüğünde köpeğine sahipse, bir köpeğe sahipse bu köpeği de onunla beraber gömülüyordu. Yani tamamı için tek işaret şeklinde, hani mezarı gösterecek şekilde, kutsama alanı değil de tek mezar işareti şeklinde pati işareti konulabiliyordu. Bunun örnekleri mevcut ama örnekleri İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok mevcut değil. Bu da gözlem eksikliğinden dolayı, çalışma eksikliğinden dolayı, benim kanımca onu söyleyeyim, normalde bulunabilecek bir işaret sistemidir. Bazen şunu söyleyeyim arkadaşlar, köpek işaretini düz zeminde görürseniz, yatay zeminde görürseniz hareket anlamında algılayacaksınız. Yani normal ayak izi, insan ayak izi sistemindeki çözüm yöntemimiz var ya, o yöntemle düşünmenizi istiyorum sizden. Ayağınızı koyduğunuz zaman baktığınız istikamette bir şey aramanız gerekiyor. Normalde insan için söylüyorum. Ancak hayvan için, hayvan ayağını koyduğu zaman hayvanın boyutunu düşünerek o boyutta gözleri istikametinde bir şey aramanız lazım. Bakmanız lazım. Bir noktaya bakmanız lazım. Düz zeminde bulduğunuz köpek ayak izinde eğer ki yardımcı yön işaretleri mevcut değilse, tek başına ise, ayak yani oraya bir köpeği koyduğunuzu farz edin. Köpek ayağını oraya koyduğu zaman kafası baş istikametinin, yani gözlerinin baktığı noktada genel itibariyle define ile alakalı olabilecek durumu ön plana çıkartıyorum. İlk önce onu anlatıyorum size. Baktığı noktada bir kapak taşı, bir kapama yeri, genelde merdivenle inilebilecek durumlarda da karşılaştırabilecek tarzda bir gömü alanına rastlayabilirsiniz ki gerçekten bakmakta fayda var, yani araştırmakta fayda var arkadaşlar. Bunun yanında, gömünün yanında baktığı noktada mezar girişi de olabilir arkadaşlar. Yani direkt mezar girişi şeklinde de rastlanabilir. Lakin her iki şekilde de kıymetlidir. Çünkü eğer mezar girişi şeklinde ise köpeğin kendisini de mezarın içerisinde bulacaksınız. Ölüsünü mezarın içerisinde bulacaksınız. Düşünün, köpeğiyle beraber gömülen adam tüm malzemelerini yanında götüreceğini düşünerek, yani o sistemine bakmanızı istiyorum sizden. O yüzden hani yük mezarı olarak tabir edebileceğimiz bir mezardır. Birebir yük mezarı değil de o anlamda değerlendirebileceğimiz bir mezardır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi pınar var diyelim. Az önce anlattık ya eşkıya muhabbetinde. İşte pınar var. Pınarın yakınında
merdivenler varsa, merdivenlerin kendisini inceliyorsunuz. İncelerken burada bir tane pati işareti gördünüz. İster kurt patisi olsun, ister köpek patisi olsun. Bu iki patiden birine denk gelirseniz arkadaşlar, burada köpeğin yani oraya ayağını koyduğunda yön istikametini düşünün. Yön istikameti değil de geri ardına, arkası istikametinde araştırma yapmanız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de müjde işaretidir. Müjde ve hediye, yani mezar hediyesi olarak düşünün. Normal hediye mantığıyla düşünün. Hediye işaretidir. Yani buraya koyduğunu ön ayağı olarak düşünün. Ön ayağı, arka ayağını koyabilecek yeri, yani basamağın bitimi de olabilir. Veyahut da işte 3 basamaklı düşünün. 3. basamakta ise 1. basamağı baz almanızı size söyleyecek tarzdadır. İşte bu noktada hediye mantığı olabilir. Taş içerisine veyahut da toprak zemine bir taşın, sabit bir taşın, taş gibi düşünün. Yani merdiven bitiminde bir taş daha var. O taşın altına konulacak şekilde bir kese şeklinde, kese içerisine saklanacak tarzda bir şeyi, hediyesine rast gelebilirsiniz. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir yine köpek izi gördüğünüz zaman şunu düşünün arkadaşlar. Dedim yani baktı, köpek oraya durduğu zaman nedir? Ayak izi. Normalde insan ayak izindeki mantıkla beraber hani yürüyorsunuz gider, yani bir yere gittiğinizi anlatırsanız da bir işarettir. Sonuç itibariyle bir ayak izi. Aynı sistemde düşüneceksiniz. Bu ileriye doğru devam etmek anlamına da gelebilir. İleriye doğru devam ettiğiniz zaman mesela diyelim ki bir pat izi var. Ön kısmında araştırma yapmanız gerekiyor ki bunu yapmanız için öncelikle bakın tekrar edeyim. Etrafta farklı bir şey olmaması gerekiyor. Yani yön işareti şu bu, herhangi birine rastlamadınız. O istikamette devam ediyorsunuz. O istikamette devam ettiğinizde ikinci veyahut da üçüncü bir pati işaretini görebilirsiniz. Bu genelde 3 tane pati işareti varsa 4. ayak yön istikametinde, yani normal durduğu, köpeğin ayağının durduğu şekliyle düşüneceksiniz. Gideceği istikamette işte 4. parçayı, yani eksik organ diye tabir ettiğimiz husus var ya, topal ayıda da bunu anlattık gerçi de bu husus ön plana çıkacaktır. Bu istikamette eksik organı bulacaksınız. Orada bunu aramanız gerekiyor arkadaşlar. Yani o noktada aramanız gerekiyor. Şimdi bunun hem oyması hem de kabartması mevcuttur. Kabartmalar genelde mezar olarak değerlendirilebilecek işaretlerdir. Köpek patisi için söylüyorum. Oyma işaretleri ise daha, yani kabartmaya göre daha sık rastlanan işaretler arkadaşlar. Dediğim gibi bakın, Yunan ve Bizans kültüründe olmasından dolayı, özellikle Bizans'ın da Anadolu'da çok yaygın olmasından dolayı Anadolu bölgelerinde çoğunlukla rastlayabileceğiniz bir durumdur. Bu şekilde bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani köpeğin kendisi de birebir de resmedilmiş olabilir. Ayağı da resmedilmiş olabilir. Köpeğin kendisi resmedilirse durum tamamen değişebilir. Sadece ayağı olduğu zaman yine farklı anlamlara gelir arkadaşlar. Bunun için bu ikisi ayrımını tam yapın. Yani tam bir işarete rast geldiğiniz zaman ayak izi çözüm mantığıyla gitmenizi tavsiye etmem. Buna da dikkat edin. Hani geri gelmişken bunu da açıklamış olalım. Biraz uzun anlattık ama kusura bakmayın. Hani en azından bir faydamız dokunsun diye sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ejderha ayak izi. Özellikle hani literatürde geçen ejderha ayak izi. Ama ben bunun için size birebir de ejderha ayak izi, şu ayak izi, bu ayak izi diye söylemeyeceğim. Resimde gördüğünüz gibi bir sonraki görselimiz daha var. Yani ben sizden 3 parmaklı bir ayak izi istiyorum. 3 parmaklı ayak izlerine rastladığınız zaman burada bu işaretin yani şu şekilde, ama kısa bilgi anlamında şunu söyleyeyim. Bu işaretten 3 tane bulmanız gerekiyor. Gördüğümüz 2 tanedir. 3. aramanız gerekir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. 3. bulduğunuz zaman son noktanız 3. işarettir. Yani normalde ne dedik? Define işaretlerinde, mal, gömü tarzındaki işaret sistemlerinde üçlü sistem bizim için her zaman önemlidir. Bunun için de işte 2 ayak izi varsa 3. ayak izini ara, 3 ayak izi varsa 4. ayak izini ara şeklinde genelde söyleriz. Ama genelde işte 3 parmaklı ayak izi şeklinde, hayvan ayak izi şeklinde karşınıza çıkan işaretlerde ikisi vardır, 3. ararsınız. 3. bulduğunuz zaman malzeme işaretidir.
Bazı durumlarda sadece birincisi vardır. Üç parmak için konuşuyorum bakın arkadaşlar. Bu resimde mesela iki tane görünüyor ya. Bazı durumlarda da şu geri resme geldim. Şimdi bu resimde gördüğünüz gibi bir tane denk geldiniz ya burada. İlk yapmanız gereken sizden istediğim şey şu. Eğer ki yardımcı yön işareti yoksa normalde uzun parmak istikametine devam edin. İkinci işareti bulun. Birincisinden daha küçük şekilde denk gelecektir ikincisi. Üçüncü işareti de yani ikinciyi buldunuz ya. İkinci de yön istikameti varsa yön istikametine. Yön istikameti yoksa uzun parmak istikametine devam ederek üçüncü üç parmaklı hayvan ayak izini bulmanız gerekiyor. Ancak üçüncüsü diğerlerine nispeten daha küçük ve daha silik şekildedir. İyi bir gözlem yapmanız gerekiyor. İşçiliği görmeniz gerekiyor. Bir şeyi benzetmeyeceksiniz. O kendisi direkt size ne olduğunu söyleyecek tarzda olacaktır. Üçüncüsünü de bu şekilde bulmanız lazım. Üçüncüsü bulduğunuz zaman dediğim gibi siliktir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Ve son nokta işaretidir. Son nokta işaretidir ve gömüyle, defineyle alakası fazlasıyla vardır. O yüzden hani oradaki denk gelirse, yani ben çok denk geleni görmediğim için, yani bana atılan sorulan sorular arasında da çok denk gelen bir husus değil. Sadece meraktan soran arkadaşlarımız vardı. O yüzden hani bunu da araya girdirmiş olalım. O şekilde anlatayım arkadaşlar. Şimdi bir ayak izini düşünün, tamam mı? Yani ejderha ayak izi diye size söylenen veyahut da işte ejderha ayak izi diye anlatılan ayak izini düşünün. Ben bir ayak izinin net bir hayvana kıyaslanması, işte özellikle üç parmaklılar için söylüyorum. Kalkıp da illa ejderha olacak gibi düşünmenizi istemiyorum arkadaşlar. O yüzden üç parmaklılarda yani düşük parmaklılar için konuşuyorum. Düşük parmaklılarda bu işaret sistemlerine dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Birebir de 3 değil eksik organ işareti şeklinde de karşınıza çıkabilir. Özellikle tek şeklindekinde dedim ya ikinci üçüncü aramanız lazım. İkinci üçüncüyü bulamıyorsanız etrafta o zaman bu parmakların dörtlü beşli olabileceğini düşünerek burada eksik parmak aramanız gerekebilir. Aman ha aman bunu ikisine dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bir de şu husus var. Hayvan işareti varsa hayvanların genel itibariyle hayvan ayak izleri veyahut da insan ayak izleri çoğunlukla suya yakın noktada karşımıza çıkabilir. Suya yakın noktalarda karşımıza çıkanlar mezar arasılığı biraz daha azdır. Ona dikkat edin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi üç ayaklı yani birebir de ejderha olarak düşünebilirseniz ejderhanın kendi özelliğini düşünün. Nedir? Güçtür. Cesarettir. Ondan sonra ihtişamdır. Bu anlamları içerecek bir işaret sistemidir. Bu yüzden de malzemesi biraz daha yüksek şekilde karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bölgede yani işaretin olduğu bölgede kil toprak var mı? Ondan sonra cüruf dediğimiz demir ya da maden işçiliğinden arda kalan durumlar var mı? Bakın işareti gördüğünüz zaman çevrede bunları aramanızı istiyorum. Eğer bunlardan bir tanesi varsa muhakkak surette bu işaret net olarak değerlendirilmeli ve net olarak çözülmelidir. Bu cüruf diye tabir ettiğim hususa denk gelirseniz bu ayak işaretinin yanında burada maden işlemeciliği yapılmış demektir ve bu işaret yapıldıysa da bu madenin değerli bir maden olduğunu anlatır. Bir maden ocağı veyahut da maden eritme noktası olarak tabir edilen yerlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkabilir. Aman aman pas geçmeyin diye size söylerim. Yani pas geçilecek bir durum değildir bu husus. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum sizden. Dikkat etmenizde büyük fayda var. Her ne olursa olsun. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani burada mesafe tayini konusunda bu ayak izi için şunu söyleyebiliriz. Parmak arasındaki mesafe eğer ki birbirinden uzak şekilde yapılmışsa burada biraz daha uzak bir mesafeyi anlatabilir. Genelde de tek başına olanlarda denk gelip ikinci ve üçüncü işareti bulmak için yani uzak bir araştırma, farklı araştırmalar yapacağınız için uzaklığı buradan gelir. Bu anlamları taşıyabilir. Birebir de yakın anlamları yani birbirine daha yaklaştıkça mesafenin kısalacağını anlatır bize. Burada muhakkak surette taşın yani işaretin yapıldığı taşın etrafını iyice inceleyin. İncelemenizdeki amaç şudur ki bu yapıda şey var mı? Herhangi bir şekilde yön verecek bir işaret sistemi var mı? Bir de şu husus var. Hayvan patilerinde, hayvan pati izlerinde birbirine bakacak şekilde bir ayak izi mevcutsa
Bunu aynen hayvan figürlerinde, güvercin figürlerinde sizlere anlattığımız gibi birbirine bakacak şekilde, yakın şekilde karşılaştığınız durumlarda malzemenin uzakta değil yakında olduğunu size anlatım tarzıyla anlatmıştır. Hani biri bir taraftan gelmiş, diğeri bir taraftan gelmiş, ortada buluşmuşlar, tamam. Yani buluştukları son nokta işaretlemeler olarak karşınıza çıkabilecek durumlardır. Parmakların yapılarına dikkat edin. Normalde mesela bu tarz üç parmaklılar genelde tavuk izleriyle, tavuk ayak izleriyle de karıştırılabilir. Bizim, yani ben size anlattığım parmak izi tavuk ayak izine göre, tavuk parmak izlerine göre, onları da düşünün arkadaşlar. Onlara göre daha kalın, daha etli şekilde karşınıza gelebilecek durumlardır. Yani gücü, cesareti simgeleyebilecek hususlardır. Eşkıyalarda da denk gelebilir. Arazilerde denk geldiğiniz zaman bunları doğal sanabilirsiniz. Veyahut da erozyonik, mesela şu gördüğünüz görselde erozyonik yapılardan dolayı parmak izleri artık tahrip olmuş, yok olmaya gelmiş. Yani yanından, bunun uzağından geçseniz bunu göremeyebilirsiniz, fark edemeyebilirsiniz. Özellikle eşkıyaların yaşadığı bölgeler, alanlar itibariyle varsa bu bölge alanlarda bu aramaları yapmanızı sizlere tavsiye ederim arkadaşlar, bakmanıza. Mesela aynı şekilde bir sonraki görselimizde de gördüğünüz gibi. Ben sizden istediğim şey neydi arkadaşlar? Yani kalın ve etli olsun diye söylemiştim. Bakın burada şu durumu size söylüyorum. Nedir? İşarette her zaman farklı olan tek yekpare bir işaretten bahsediyoruz. Birebir de ayak izidir, birebir de işte başka izdir, şu izdir, bu izdir. Direkt tek izden bahsediyoruz. Bu işaret ve imgelerde farklı olan neyse yön istikametiniz oradır. Tekil olarak karşınıza çıkan işaretlemelerde definecilikle ve gömüyle alakalı durumlar söz konusuysa ikinci ve üçüncü işaretlerini aramanızda fayda var. Yardımcı işaret olarak tabir edebiliriz. Bazen işaretin kendisi yardımcı işaret olabilir veya da ana işaret olabilir. Bazen son nokta işaretidir. Bu durumları da ayrı ayrı sizlere diğer videolarımızda anlatmıştık. Oralardan bakabilirsiniz. Ayak izlerinde muhakkak surette farklı olanı, farklı olan işaretin üzerinde farklı arz eden nokta bizler için önemlidir. Mesela burada işte yine köpek patisini görebileceksiniz. Bu kadar güzel işlemecilik şeklinde yapılmıştır. Tarzda karşımıza gelecek işaretler birebir de mezar figürüdür. Yani yakınlarına bir mezar anlatır. Dik kayalıkta ise mezar kaya içerisindedir. Zemine paralel şekilde yüzeyde yapılmışsa ayağın, yani patiyi buraya koyduğunu düşünün ayağını köpeğin. O istikamette bakmanız gerekir. Burada oymalar için konuşuyorum arkadaşlar. Kabartmalar genelde dik kayalarda, kaya üzerinde yapılır. Eğer yoksa, yani zemine paralel bir yerde kabartmasına rast gelebilirseniz, kabartmanın şekli çok önemlidir. Yani alt kayanın altından bastığı zaman üstüne çıkacak şekilde bir kabartması varsa, o zaman kendi, yani o kayanın alt kısmında, etrafında bir çalışma yaptığınızı, size yapmanız gerektiğini size anlatır. Veyahut da düzgün bir şekilde bir kabartma yapmıştır. Üstten basacak şekilde bir kabartması varsa, dediğim gibi göz hizasını düşüneceksiniz. Oraya bir köpeğin bastığını düşünün, boyutunu düşünün, kafasının gelebilecek yerini düşünün. Baktığı noktada kapak taşı arayacaksınız. Bu kapak taşı hem gömü kapak taşı hem de mezar kapak taşı olabilir. Her iki şekilde de bizim için değerlidir. Bunları aman ha aman pas geçmeyin arkadaşlar. Onu söylemiş olayım sizlere. Şimdi bir de tavuk şeyi var. Tavuk ayak izi olarak tabir ettiğimiz bir husus var. Şöyle tam olarak karşımıza çıksın. Bakın diğer işaretlerde de söylemeyi unuttum. Arkadaşlar oyması mevcutsa, murç işaretinden bahsetmiyorum bakın. Bu işaretlerin yanında birebir de oyma, sunu çanağı diye tabir ettiğimiz çanaklardan herhangi birisi mevcutsa, zaten sistemimiz daha çok, yani bizi baştan beri takip eden arkadaşlar çözmüştür olayı. Sunu çanağı ve diğer bir işaret mevcutsa burayı biz mezar olarak algılayacağız ve sunu çanağı bize yön verecektir. Sunu çanağının işlemeciliği de mezarın kalitesini gösterecektir. Bu konularda netiz. Hani daha ekstra durumlar var. Onları da aynı şekilde şey yapmıştık, anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi bu görselde gördüğünüz bir tavuk ayak izi. Bu kadar güzeline rastlayamayabilirsiniz. Bakın onu söyleyeyim. O yüzden de işte yani Anadolu kültüründe tavuğun yeri belli. Gündelik yaşandığı birçok alanda tavuğun etinden, ondan sonra yumurtasından, o geçmiş dönemde tüyünden, hani Horasan harcına bile katıldığı şeyde Horasan parçaladığın zaman arada denk gelebileceğiniz susustur. Adam her şeyini kullanmışlar. Yani şu anda da her şeyini kullanıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yani tavuk bizim için önemli bir husustur arkadaşlar.
Şimdi ayak yapısı yani direkt olarak tavuk ayak izini gördüğümüz zaman bir su, bir etrafta gölet, dere bunlardan herhangi birine rastlayabiliriz. Çoğunlukla, yoğunluk olarak bunlardan birine rastlayabiliriz. Eğer bunları göremiyorsanız bu bölgede vardır, geçmiş dönemlerde kurumuştur. Bu yüzden yani bölgeyi bilmekte fayda var arkadaşlar. Burada eğer ki dere mevcutsa, bakın arkadaşlar tavuk ayak izi için konuşuyorum. Dere mevcutsa dere 3 ayrı noktaya ayrılabilecek şekilde veyahut da 3 tane kıvrıma sahip olacak şekilde karşımıza denk gelebilir. Yani ayak izinden itibaren ayak izini gördünüz, tavuk ayak izini gördünüz. Dere istikametine baktınız. Derenin o istikametten itibaren gözle görülebilecek alanda 3 tane farklı noktası karşınıza gelecek. Yani parmak sayısı kadar düşünün bunu. Tavuğun parmak sayısı kadar. 3 parmağı var, doğru mu? 3 parmağını derede kıvrımlarda ya 3'e ayrılacak şekilde gidiyordur dere veyahut da 3 tane şey yapan köşe yapan noktası vardır derenin. İşte bu üçlü sistemden herhangi birine denk gelirseniz dediğim şekilde ki her 3 noktada da malzeme gömülmüş olarak değerlendirebiliriz. Bunu sizlere özellikle söylememin, üstüne bastıra bastıra söylememin sebebi de şudur ki genelde bu tarz işaretlerde birebir de bulunursa işte birileri gitmiş çıkartılmıştır ki adam bunun bir tanesini ancak çıkartabiliyor veyahut da iki tanesini çıkartabiliyor. Genelde üçte üçünü alan yok. Onu size söyleyeyim. O yüzden şanslısınız. Bir yerde birisi size bahsederse böyle bir tavuk ayak izi vardı şeklinde anlatırsa muhakkak surette gidin kontrol edin. Hani tavuk ayak iziyle ejderha diye tabir ettiğimiz ayak izi yani üç parmaklı ayak izi sistemlerinde bu söylediğim mantığı kafanızda yürütün arkadaşlar. Yani yön istikametini bulduğunuz zaman bu yön istikametinde buna bakmanız da gerekiyor. Buna bakmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi mesela civcivli tavuk var işte sürekli arayıp da bir türlü bulamadığımız şey var ya. İşte civcivli tavuğun hediyesi nerededir? Tavuğun sırtındaki civcivin baktığı istikamettedir. Ana parayı bulmak için nereye bakacaksınız? Tavuğun ayağını bulmanız gerekiyor. Eksik ayağını bulmanız gerekiyor. Doğru mu? O tarafta gerçek mal oradadır. Veyahut da işte tavuğun yürüyüş istikametinde olabilir. İşte civcivlerin de tavuğun baktığı istikamete bakmanız gerekebilir. Yani bu şekilde birçok yöntem var. Orada az önce işte anlatırken içerisinde bir şey söyledim. Dedim ki tavuk ayak izi. Yani bu civciv ve tavuk şeklindeki bir işaretten yola çıkarak gelen son nokta işareti olarak da karşınıza gelebilir. Aman ha aman buna dikkat. Çünkü şimdi işi bilmeyen adamlar ne yapıyor biliyor musunuz? Civciv tavuk işaretinin başına gidiyorlar. Ya adam kendisi birazcık bir şeyler anlıyordur. Oradan yola çıkmıştır. Veyahut da birilerini getirmiştir oraya. Adam çözemediği zaman en son diyor ki giderken siz bunun içini kırın. Burayı kırın. Malzeme buradadır. Aman buraya bir bakın siz diyor. Zaten parasını da almış. Oraya işaret bakmaya parayla marayla gitmiş. Orada parasını da almış. Yoluna bakmış. Ondan sonra basmış gitmiş. Zaten işareti çözememiş. Aradığı şeyleri de bulamamış. Sonra oradaki arkadaşlar bu işareti parçalıyor. Veyahut da adam az böyle definecilikle alakası bir hobisi var ama bilgisi yok. O da kalkıyor işareti kırıyor. Sonra gel zaman git zaman aradan 10 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor. Bu bir efsaneye dönüyor. İşte burada şöyle bir tavuk şeyi varmış, işte tavuk civcivi varmış falan diye anlatılıyor. Bu tarz anlatımlara denk gelirseniz arkadaşlar etrafta arayacağınız şey aha bu resimde gördüğünüz gibi bir tavuk izi, ayak izi. İnanın bana genelde tavuk civciv olayında eksik olan yani gerçek malzemeyi gösteren nokta tavuğun ayak izi olarak tabir ettiğimiz son nokta işaretidir. Buna o şekilde bakmanızda çok büyük fayda var. İnanın bana şey olduğu zaman araştırmasını yaptığınız zaman net olarak da karşınıza denk gelebilir. O şekilde bir işaretle karşılaşırsanız, bir duyumla karşılaşırsanız bunu arayın arkadaşlar. Şimdi şeyden farkını söyleyecek olursak, üçlü parmak izi dedik ya, ejderha ile tavuk ayak izine denk geldim. Şimdi tavuk ayak izi son nokta işareti olarak karşımıza çıkabilir. Az önce anlattığım örnekteki olduğu gibi. O yüzden yani mesela ejderha ayak izinde dedim ya ikinci, üçüncü iş sistemlere denk gelebilirsiniz. Ancak birbirine bakacak şekilde ayak izine denk gelirseniz son nokta olarak alabilirsiniz. Ancak tavuk ayak izinde genelde son nokta olarak algılayabileceğimiz yerdir arkadaşlar. Üçlü sistemleri muhakkak surette unutmayın.
yani dini bir motif yüklenmiş olabilme durumunu ön plana çıkarttığımızdan dolayı bunu söylüyorum size. Üçlü motifi unutmayınız. Bir de yön istikametini bulduktan sonra yön istikametinde tavuğun, yani az çok herkes bir tavuk görmüştür değil mi? Yani köy yaşamında, işte kent yaşamında olsam bile bir yerde bir tavuğa rast gelmişsinizdir. Tavuğun az çok hareketi bellidir. Yön istikametinde tavuğun hareketini yapabileceği bir alan varsa sizin dikkat etmeniz gereken yer burasıdır. İşte dediğim gibi üçlü sistemi unutmayacaksınız. Yön istikametinde üç tepe vardır, üç dikili taş vardır. Özellikle bu dikili taşlara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan herhangi bir tanesi varsa buna da bakmanızda fayda var arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim size. Şimdi bir de şu hususlar var. Şu hususları söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar bakın. Bu şeylere denk geldiğiniz zaman, gerçi bir tane daha anlatayım. En son bu kısma geçeyim. Çünkü onu anlatmazsam eksik olacak. Ben aslında hani bu hayvan ayak izlerini anlatma mantığının birinci önceliğim şeydi. Bu ayı pençesiydi. Çünkü ayı pençesiyle ilgili birkaç tane yaşça bizden çok büyük abilerimiz bize sormuşlar. Anlatmışlar hani o efsaneler, kulaktan duyma efsaneler var ya. O efsanelerden gelen, oradan yola çıkarak işte bir araştırma yapmışlar. İşte benzetmişler durumla ilgili falan, o şekilde bir şey var. O yüzden ben bunu bir anlatayım dedim. Eğer arkadaşlar bakın ayak izine bir gelirseniz, yani ayı pençesi diye tabir ettiğimiz, birebir de gömüyle alakalı olan bizim ayı işaretimiz hangisiydi? Topal ayı değil mi? Yani çok efsane bir özelliği var bunun. Yani bende de ayrı bir yeri var. Diğer videolarımda anlattım. Defalarca anlatmaya gerek yok. O yüzden mesela ayı işaretinin, ayının pençesini bulmak bizim için bu hayvan figürler arasında en kıymetlilerinden bir tanesi. Onu söyleyeyim. Eğer ki ayak şeyini bulursanız, ayının pençesini bulursanız, ayının pençesini bulduğunuz zaman malzemenin bir mağara, bir kapalı yer içerisinde olduğunu şey yapacaksınız. İlk önce aklınıza bu gelecek. Burası açık bir mağara da olabilir, kapalı bir mağara da olabilir. Ayı pençesini bulduğunuz zaman malzemenin mağara içerisinde, yani kapalı bir alan, mağaramsı bir nokta olarak düşünün. O nokta içerisinde olduğunu düşüneceksiniz. Şimdi mesela topal ayıdan çözümleme yönteminden çıkarak ben size söyleyeyim. Topal ayıda nedir? Ayağı, eksik olan ayağı bulmanız gerekiyor. Doğru mu? Ayağı buldunuz. Ayağın yakınlarında ne aramamız gerekiyor? İşte ayağı bulduktan sonra ayağın hemen yakınında da olabilir malzemesi. Yakınında mağara varsa mağaranın içerisinde olabilir. Veyahut da ayağın üzerinde mahzen işareti vardır. Üçgen yapacak şekilde alt tarafta kapalı mahzeni anlatacak şekilde bir işaret vardır. Şeydir, mahzeni tasviren onu yapmış şekilde de karşılaşılabilir. Bu şekilde söyleyeyim. Birebir de mahzenin girişini ya da mağaranın girişini pençeyle bize işaretlemiş olabilir. O yüzden bu pençe işaretine burada dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Yani ormanlık arazilerde denk gelebileceğiniz bir husustur bu ayı pençesi. Burada hani ormanın şeyini düşünün. Ormanın koruyucusu olarak karşılaşılabilecek bir işarettir. Yani gözleyici, koruyucu bunları işaret edebilir. Yani mezarla alakası olabilecek bir durumla karşılaşılabilecek bir husustur. Bu tarz mezarlar tılsımlı mezarlardır arkadaşlar. Yani bu böyle bir işarete denk gelirseniz, ormanlık alanın girişinde denk gelebileceğiniz pençe işareti, bu büyük kayalıklarda, sabit kayalıklarda değil de oynar kayalıklarda karşınıza gelebilecek bir durumdur. Ama yani bunu da denk gelirseniz, ki çok nadiren olabilecek bir durumdur. Bir ya da iki tane örneği var. O da zaten çizgi filmlere bile konu olmuştur. Bu çok eski dönemde karşılaşılan bir işarettir. Amerikan bölgesinde işte yerli alanlarında o işgal dönemlerinde denk gelen bir husustur bu. Hani Türkiye'de olmaz mı? Hiç belli olmaz. Sonuçta tarihtir yani. Tarih daha hala anlaşılamayan, çözülemeyen, karanlık olan bir ton evresi var. Hangi evresine denk gelecektir onu bilemeyiz arkadaşlar. Şimdi bu ayı pençesi hususu bizim için kıymetli. Herkesin aradığı, herkesin sorduğu bir işarettir arkadaşlar. Bize bakan, yani baktığınız bir kayada normal ayı büyüklüğünde tasarlanmış bir kaya mevcutsa burada iki tane malzemesi olduğu söylenir değil mi? Yani çözüm yöntemlerini bir gün ayrıntılı olarak inşallah anlatırım ben size.
Bir eksik ayağının, sağ ayağının, özellikle sağ ayağı eksikse, sağ taraftaki ayağını için bahsediyoruz. Sağ ayağının bulunduğu kayanın altında. İkincisi de yakınlarında 7-8 basamaklı bir merdiven varsa, bu merdivenin kendi üzerinde, merdivenin üzerinde, merdivenin etrafında pençe izi varsa, burada basamakların altında da, basamağın kendi üzerinde de olabilir. Pençe izi veyahut da işte murç izi, haç izi, üçgen izi, ok izi. Bunlardan herhangi bir tanesi. Yani bir farklı olan bir merdivenden bahsediyoruz. İşte çözüm yöntemlerinde. Burada da pençeyi arayabileceğiniz, iki parça malzeme şeklinde gömülmüş olabilecek şekilde denk gelebileceğiniz bir durumdur. İster el olsun, ister ayak olsun. Ayı pençesi için söylüyorum. Yani ister ayak izi, ister el izi şeklinde karşına denk gelebilecek şekilde şunu söyleyeyim. Orada bakmanız gereken şey, insan ayak izinde de dediğimiz gibi parmak varsa muhakkak surette bizim için daha kıymetlidir. Parmaklı şekilde, hani belli şekilde parmaklı şekilde yapılmış bir pençeden bahsediyorsak, ayak iz pençesi olsun, el pençesi olsun fark etmez. Bu ikisinden bir tanesi varsa insan ayak izinde de söylediğimiz gibi parmaklar bize yön verecektir. Burada parmakların açıklığıyla kapalı olması, mesafenin, arayacağınız mesafenin uzaklık veya da yakınlıkla alakası vardır. Eğer ki açıklığı fazlaysa uzak bir noktası vardır. Yakınsa yakın bir noktadadır. Bu iki şeye de dikkat etmenizde büyük fayda var. Bu anlamda dikkat etmeniz gerekiyor. Birebir de eşkıyalarla alakalı hususlar da, eşkıya durumlarıyla, eşkıya gömüleriyle alakalı hususlar da bu anlamda karşınıza çıkabilecek işaretlerin başında gelir arkadaşlar. Şimdi size hani pençe ile ilgili bir şeyler anlattık malum. Yani bütün hemen diğer hayvan pençelerine hepsini ayrı ayrı girmeye gerek yok. Yani bunlar üzerinden net olarak birçok şeyi çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar, bu pençeleri denk geldiğinizde, pençeleri bulduğunuzda sizden bakmanızı istediğim şey şu. Pençenin açısı, pençenin yönü, pençenin yapıldığı işaretin, kayanın genişliği, büyüklüğünü istiyorum. Kayanın yüzeyi tıraşlı mı değil mi? Ona bakın. Kayanın yüzeyinde bir engebe var mı? Ona bakın. İşte ondan sonra pençe izinin kayanın yüzeyinde işaretin kendisi küçük mü yapılmış, büyük mü yapılmış? Yani taşın yüzeyine göre, yani taş düşünün, bir kaya parçası ise işte normal, ona göre normal bir işaret mi değil mi? Veyahut da devasa kütlede bir kaya parçası, ona göre küçük mü büyük mü? Hani gözde o şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Bir de işte kayanın üzerinde bulunduğu, kaya parçasının üzerinde bulunduğu zaman bunun yön istikameti olarak şunu söyleyeyim. Hani güneşe göre doğuda mı batıda mı, buna dikkat etmenizde fayda var. Bir de işte mesela büyük sabit kayalıklarda kayalığın orta kısmını baz alın. Orta kısmının sağ tarafını işte doğu olarak, sol tarafını batı, kuzey, güney olarak değerlendirin. Hangi noktada yapılmış o işaret, ona göre bakmanıza fayda var. Çünkü bunların hepsi bir çözüm yöntemine götürecek sizi. Farklı farklı çözümleri şey yapacak. Yani direkt kayanın mesela kuzey yönünde, orta noktasına geldiğiniz kuzey yönünde yüksek bir noktaya mı yapılmış bir işaret mi? Yani bu büyük mağaralardan, büyük gömülerin yapıldığı mağaraları anlatacak şekilde bir işaretle mi karşılaşıyorsunuz? İşte kayanın, yani işaretin yapıldığı kayanın meyiline dikkat edin. Kaya düz mü? İşte doğal görünümlü mü değil mi? O anlamda bütün hepsini değerlendirmeniz gerekiyor. Yani sadece pençe için söylemiyorum. Yani pençe için bunları söylüyorum ki pençede normal doğal işaretlerle karıştırılabileceğini düşündüğümden dolayı, bir de işte tavuk izini, ejderha izi diye tabir ettiğimiz izle karıştırma durumları, şunlar bunlar olabileceğinden dolayı bunları söylüyorum. Çünkü her birinin özellikleri farklı farklı, çözüm özellikleri farklı farklı. Şu anlattığım hususlara baktığınız zaman, bu anlattığım hususlardan herhangi birine denk gelirseniz, bu hususlarda çözüm yöntemleri, çözüm olanakları yine farklılaşacağı için bunları size dikkat etmenizi söyleyecek şekilde anlatıyorum. Neyse, işte bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunların içerisinde en bariz olanın, son nokta işareti olarak baz alacağımız tavuk ayak izi, birebir %100 gömü diyebileceğimiz susuz ayı pençesi, değer konumunda değerli diyebileceğimiz husus ejderha ayak izi, mezar konusuna baktığımız zaman her biri de mezar olarak karşımıza çıkabilecek hususları var mıdır? Vardır.
Ama kıymet olarak koyarsak, bu mezarlarda bir kıymet değerlendirmesi yaparsak, köpek patisidir arkadaşlar. Bu şekilde aklınızdan kalsın diyelim ve burada nokta alalım, lafı daha fazla uzatmadan. Arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık, hakkınızı helal edin. İnşallah sizlere ufak da olsa bir nebze de olsa bir faydanız dokunuyordur. En azından bir bakış açısı, faydalı bir bakış açısı verebiliyoruzdur, kazandırabiliyoruzdur. İnşallah diyelim. Allah yar ve yardımcınız olsun, nasibiniz bol olsun. Kaçak kazılardan, yasa dışı kazılardan uzak durun arkadaşlar. Bu anlattıklarımızın tamamı size bir fikir verebilmek için, arazide yapacağınız keşiflerde bir işaret gördüğünüzde ne anlama geldiğini, bu işarete istinaden izinli kazı aldığınızda emeğinizi kurtarıp kurtarmayacağınız yönünde sizlere bir fikir sahibi olabilmeniz adına anlattığımız hususlardır. Kesinlikle kaçak kazılardan, yasa dışı kazılardan tekrar tekrar söylüyorum, uzak durun arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın değerli dostlarım.